Herkese merhabalar. Başakşehir Living Lab'den Ömer ben. Yine bir eğitime başvuru sayımız çok fazla olduğu için bugün bir çekiliş yapmak durumunda kaldık. Çünkü kontenjanımız sayılarla sınırlı. Yakın zamanda başlatacağımız robotik kodlama eğitimi ve yarışması etkinliğimize 2 yaş grubuna bildiğiniz gibi başvuru açtık. Bunlardan bir tanesi 7-9 yaş, bir diğeri de 10-14 yaştı. 7-9 yaş aralığına 219 başvuru aldık. 10-14 yaş aralığına da 299 başvuru aldık. Geri kalan bazı öğrencilerimiz de 15 yaş olmasına rağmen başvuru yapmışlar ama o yaş aralığına eğitim veremeyeceğimiz için onların da başvurusunu maalesef üzülerek iptal etmek durumunda kaldık. Bugün kontenjanla sınırlı olduğumuz için bir kura çekilişi yapacağız. Bunu da sizlerle canlı yayında paylaşmak istedik. Şu an canlı yayını kaçıranlar olursa da Başakşehir Living Lab'in YouTube hesabından bu şu anda gerçekleştirdiğimiz çekilişin kaydını izleyebiliyor olacaksınız. Ben müsaadenizle öncelikle grubu için çekilişi yapmak istiyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz bir çekiliş platformu var. Burada başvuru yapan tüm arkadaşlarımızın isim bilgilerini buraya girdik. Yaklaşık 219 kişinin ismi burada var. Biz 26 tane kazanan belirleyeceğiz. Yani eğitim almaya hak kazanan öğrencimizi belirlemiş olacağız. Ben müsaadenizle şu an çekilişi başlat butonuna basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda kazananlar ilk 26 kişi, ekranda gördüğünüz gibi isimler oldu. Telaffuzla edelim. Emir Ahfaz Aktaş, Rana Seymen, Elif Sare Kadıoğlu, Bilal Mahir Üçer, Mikail Yerlikaya, Ahmet Enes Aksekili, Mehmet Asım Tutar, Nupel Dede, Elif Doğan, Eyüp Bağış, Hüseyin Halit Ölüç, Feyza Gül Kahraman, Akif Tekin, Yusuf Emre Gezgin, Mustafa Cihat Demirtaş, Enes Talha Soy, Çınar Eymen İpek, Ali Osman Aslan, Süleyman Ahmet Akpınar, Yusuf Avcıoğlu, Ömer Elnatür, Veysel Demircan, Mehmet Ali Zararsız, Hamza Seçkin, Meryem Hanne Demir, Atıf Sait Karabulut, eğitime hak kazanan asıl 26 tane öğrencimiz oldular. Yedekleri de ilk 15 kişiyi değerlendireceğiz. Onlardan da bahsedelim. Eğer bu biraz önce saydığım 26 asıl öğrenciden gelmeyen olursa sırasıyla ilk yedekte bulunan ilk 15 arkadaşımızı eğitime dahil edeceğiz. Yedek kazananlar ise Eymen Selim Çelik, Can Halil Ceylan, Ali Eymen Ardahan, Sait Bayraktar, Yavuz Selim Turan, Zeynep Keleş, Faruk Kasir, Aliye Elif Zobar, Gökra Tuval, Zeynep Azra Kara, Elanur Ünal, Elif Hüma Çetin, Sinan Uçarsu, Yusuf Asaf Varol, Muhammed Hamza Altun olarak belirlemiş olduk. Diğer yaş grubumuz da başta da söylediğim gibi 10-14 yaş grubuydu. Buraya da 299 tane öğrencimiz başvurmuş. Buradan da yine 26 asıl öğrenci, 15 tane de yedek öğrenciyi çekilişini başlatıyorum. Evet, kazananlar belirlendi. Onların da ismini sizlere telaffuz edelim. 10-14 yaş grubunda eğitime hak kazanan öğrenciler sırasıyla Meryem Sena Akın, Emin Yiğit Acar, Kerem Demir, Muhammed Emin Ceylan, Salih Kaya, Muhammed Emin Oltulu, Muaz Mehmet Şahin, Ebuzer Yusuf Sekman, Mirbey Ümit Arıç, Dilanur Özcan, Ahmet Emirbaş, Metehan Çakmak, Rana Yılmaz, Utku Tuna Kel, Ömer Faruk Kayapınar, Tuğba Sıroğlu, Alperen Kemal Aktaş, Mustafa Yiğit Akdoğan, Yiğit Muhammed Umur, Zeynep Erva Arı, Ahmet Yusuf Albayrak, Emir Kale, Ömer Faruk Turan, Yiğit Ali Genç, Anıl Ege Danacı, Muhammed Emin Kara ilk eğitime hak kazanan 26 öğrencimiz oldu. Yine buradan da yedek 15 arkadaşımızı eğer asıl öğrencilerimizden gelmeyen olursa eğitim sürecine dahil edeceğiz. Onları da sırasıyla telaffuz ediyorum. Yunus Emre Bozkurt, Emir Alp Yetimler, Muhammed Fatih Özlemiş, Vildan Ateş, Sevde Bahar Çakır, İbrahim Musab Say, Eren Aydoğdu, Elif Demir, Feyza Mina Kanmaz, Burak Efe Acar, Ziya Reis, Eymen Ali Arslan, Ömer Özkırış, Zülal Batur ve Hümeyra Nur Damar olarak belirlenmiş durumda.
Bu çekilişimizi de böyle tamamlamış olduk. Öncelikle bugüne kadar yapmış olduğumuz, çocuklarımız, gençlerimiz için yapmış olduğumuz tüm eğitimlere yoğun talebiniz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz. Başvuru yapıp eğitim alamayan arkadaşlarımız için de onlara bir duyurumuz olsun. Belirli periyotlarda zaten bu eğitimlerimizi tekrar ediyoruz. Sizler bizleri takip etmeyi bırakmadığınız sürece bizler bu eğitimleri devam ettireceğiz. Dolayısıyla şu an eğitime katılamayanlar varsa üzülmesinler. Bizi sıkı takip etmeye devam etsinler. Onlar için bu eğitimlerimizi ısrarla tekrarlamaya devam edeceğiz. Tekrar kazananlara, yani eğitim almaya hak kazananlara hayırlı olsun. Eğitimlerin sonunda bu öğrencilerimize küçük hediyelerimiz de olacak. Çünkü başta da söylediğim gibi bu bir eğitim ama sonunda bir yarışma var. Bu genç kardeşlerimiz robotik kodlamayı öğrenirken yaptıkları robotları birbirleriyle yarıştıracaklar ve müsabaka deneyimleri de olacak. Bunun sonucunda da onlara küçük hediyelerimiz olacak. Ben şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.